Selam mobil oyun severler. Bugün Google Play tarafından seçilen en iyi mobil oyunlara bakacağız. Yani bu sefer oyunların hiçbirini ben seçmedim. Bakalım Google Play abimiz ben kadar iyi oyun ayıklayabiliyor mu? Güzel bir video olacak. Toplam 23 tane oyundan bahsedeceğiz. Ve ben oyunları anlatırken ta tabii ki sevip sevmediğimden de bahsedeceğim. Google Play Store bu oyunları Mayıs ve Haziran ayı öne çıkanlar olarak duyurdu. Yani eski yapımlar olmayacak. Google Play deyip duruyorum ama oyunların çoğu iOS App Store'da da var. Yanlış anlaşılma olmasın. Hadi oyunlara göz atalım ama ben Kendinize tavsiye kaçırmamak için sarmadan izleyin. Mayıs ayının öne çıkan oyunları. İlk oyunumuz Combinera. Dev firma Atari'nin geliştirdiği ve yayınladığı bir yapım. Mantık olarak platform bulmaca türünde bir oyun. Aynı anda iki topu kontrol edip renkleri kombine ederek bir sonraki seviyeye geçmemiz gerekiyor. Tabii ki işin içine platform engelleri girince de biraz beyin bükülmesi yaşayabilirsiniz. Valla dostlar oyun gayet sağlam ama öyle saatler gömebileceğiniz türden değil bazen harbiden zorluyor. Oynarsanız ara vererek oynayın. Yok ben beynimi kullanmak istemiyorum diyorsanız da The Secret of Cat Island size göre olabilir. Zorlayıcı engeller sunmaktan daha çok rahatlama odaklı bu oyun genel oyuncu kitlesinin de sevdiği bir yapım. Oyunda amacınız kedi adınızı daha da büyüterek dikkat çekici hale getirmek. Ne kadar büyük ve iyi olursa o kadar kedi yaşamak için adanızı ziyaret eder. Şehir kurma ve çiftçilik yönetme gibi farklı simülasyon türlerinin de bir arada olduğu bir oyun. Keşfetme dinamiklerinin ve rahatlatıcı müziklerinin de oyunu oynamak için iyi bir sebep olduğunu söyleyebilirim. Bu yapımda bence yerinde bir seçim olmuş çünkü türüne bakılırsa kötü bir oyun değil 3. Oyunumuz Maximus 2 Blackmore serilerini geliştiren firma tarafından yayınlandı. Yani en az Blackmore serisi kadar güzel bir oyun. Bu türü sevenleriniz var mı bilmem ama ben hem tek başıma oynamaktan hem de arkadaşlarım ile oynamaktan zevk alıyorum. Genel itibariyle aksiyon RPG desek yanlış olmaz. Kolay bir oyunda değil dostlar. Özellikle patron savaşları insanı zorluyor. Blackmore gibi kahraman çeşitliliği de güzel. Benim de tavsiye edebileceğim yerinde bir seçim olmuş. Dördüncü oyunumuz Slime Labs 2 ilk oyuna göre geliştirilmiş mekaniklere sahip. Şu an videodan anladınız ama yine ben aktarayım. Bu oyunda tehlikeli bir laboratuvarda dolaşan slime'ı kontrol ediyoruz. Amacımız da tüm zorlu fizik tabanlı engelleri aşarak diskleri toplamak. İlk oyundan farklı olarak slime özelleştirme seçeneği ve yeni biyomlar eklenmiş. Yani benim çok sevdiğim bir seri değil ama oynayanı var o yüzden bir şey demeyeceğim. İşte konuşulması gereken bir oyun. Total War Medieval 2. Bilgisayar oyuncularının sevdiği gerçek zamanlı strateji oyunu sonunda mobile de geldi. Biraz tuzlu ama hastası için sorun değil diye düşünüyorum. Genel yapı itibariyle mobilin en iyi offline RTS oyunu diyebiliriz. Kale kuşatmaktan ordularınızı bizzat yönetmeye ve liderlik yeteneklerinizi geliştirecek diplomatik anlaşmalar bile yapmanız mümkün. Orta çağ güzel yansıtılmış ve oynanabilir 17 farklı millet bulunuyor. Ben bu türü çok sevmem ama iyi bir oyun olduğu da ortada. Altıncı oyunumuz Magic Ink severek oynadığım bir yapım ve çok yerinde bir seçim olmuş. Bence bu listede olmayı hak ediyor. Tasarım gördüğünüz gibi zaten elle çizilmiş grafikler ama burada asıl olay oyunun fizik tabanlı bulmacaları ve oynanış özellikleri. Daha önce buna benzer mutlaka çizim oyunu oynamışsınızdır. Ama bu oyunu diğer oyunlardan özel kılan şey farklı mürekkep renkleriyle çizim yaparak engelleri farklı yollarıyla aşma imkanı sunması. Örneğin siyah mürekkep ile çizdikleriniz sağlam ve sabittir, mavi mürekkep ile çizdikleriniz havada uçabilirsiniz. ]bilir, kırmızı mürekkep ile çizdikleriniz yer çekiminden etkilenebilir gibi dostlar. 7. oyunumuz Aerial Knights Mayıs ayının öne çıkan yeni indie oyunları arasında. Tasarım olarak hikaye olarak bence oldukça güzel bir oyun. Özünde bir platform oyunu olmasına rağmen müziklerinden oynanış dinamiklerine kadar her şey çok güzel. Steam versiyonunda bulunuyor ve şimdilik orada da çok olumlu olarak değerlendirilmiş. Mobilde henüz tam keşfedilmemiş olacak ki adam akıllı değerlendirilmesi yok. Üstelik oyun sadece 8 TL ama boyutu 4 GB. Oyun Sonunda Voli isminde karakteri kontrol ediyoruz. Karakterimiz yaşadığı şehri sonsuza kadar değiştirebilecek bazı kanıtlar buluyor. Ve bu doğrultuda bazı belalar onu takip ediyor. Güzel fütüristik bir Tokyo tasarımı var. Her türlü oynanır. 8. oyunumuz Dungeon of Drake Mayıs ayının öne çıkan yeni indie oyunlar arasında. Tasarım ve bölüm dizaynları oldukça güzel ama mobil oyunlarda güzel oyunları sadece iyi grafikli yapımlardan ibaret zannedenler için kötü olabilir. Steam versiyonu da var ve orada da çok olumlu değerlendirmeler almış. Genel yapı olarak 100 seviyeden oluşan hikaye uzaklı bir bulmaca oyunu. Her seviye elle dizayn edilmiş ve üstünde düşünülmüş. Yine mutlaka şans verilmesi gereken bir oyun. Dokuzuncu oyunumuz Will Always Have a Paris gerçekten mükemmel bir hikayeye sahip. Bir oturuşta bitirebileceğiniz duygusal bir oyun. Bunama hastalığı olan bir kadını sevmeye anlatıyor. Daha da derine inecek olursam 50 yıllık karısının kendisini yavaşça unutmasını ve ona olan aşkını konu alıyor. Fiyatını sonuna kadar hak eden kısa bir oyun deneyin. Bu oyunumuz da Mayıs ayının öne çıkan yeni indilerinden. Son olarak da Google Play tarafından Mayıs ayının en iyisi seçilen oyun mini basketbol. Miniclip.com'u bilmeyen yoktur. Eski eskiden tarayıcı üzerinden oyunlarını oynardık. Son birkaç yıldır mobil içinde oyun çıkartıyorlar. Mini futboldan sonra mini basketbol benim de hoşuma giden bir oyun oldu. Mayıs ayının en iyisi olur mu bilmem ama kötü bir seçim diyemeyeceğim. Çünkü oynarken çok eğlendim size de tavsiye ederim. Haziran ayının öne çıkan oyunları. İlk oyunumuz Gunfire Reborn uzun süredir bilgisayar oyuncularının severek oynadığı roguelite FPS türünde bir oyundu. Ve mobile port edilmesi bence çok güzel bir şey. Dinamikleri, bölüm tasarımları ve oynadıkça oluşan gelişim hissiyatı çok iyi. Kart tasarımından dolayı da benden geçerli not aldı. Ücreti biraz tuzlu olabilir. indirim olursa oynamanızı tavsiye ederim. İkinci oyunumuz Nova Iron Galaxy. Benzeri online oyunlara nazaran, hikaye anlatımına ve filo yönetimine önem veren bir oyun. Gerek sunduğu ara animasyon sahneler, gerekse stratejik oynanış dinamikleri bunu çok rahat gösteriyor. Ama bu türü sevmeyen oynayamaz. Kötü bir seçim diyemem. Üçüncü oyunumuz Turnip Boy. Gerçekten mükemmel bir oyun. Oyunda vergi kaçıran ve borçlarını ödeyemediği için evden atılan bir şalgamı kontrol ediyoruz ve sonra Soğan Belediye Başkanı'na olan çok fazla vergi borcunu görünce zindan zindan para arayan bir ana karakter. Gördüğünüz gibi bu oyunda sebzeler ve meyveler var sadece. Oyunun Steam versiyonunda bulunuyor ve o da çok sevilmiş. Oyunda en büyük amacınız zindanlarda canavarlar ve bosslarla savaşırken aynı zamanda yozlaşmış sebze hükümetinin sırlarını ortaya çıkartmaya çalışmak. Demo versiyonu ücretsiz indirebilirsiniz. Tam oyunu satın almanız lazım ama mutlaka bu oyuna bir şans verin. Dördüncü oyunumuz City of Rage 4 de City'in versiyonu bulunan bir oyun ve oldukça olumlu değerlendirmeler alan bir yapım. Mükemmel bir anlatımı ve güzel bir hikayesi var. Dövüş RPG yapımlarını sevenlerin kaçırmaması gereken offline bir oyun. Genel mobil oyuncu kitlesi de oyuna geçer not verdi. Fiyatı da bence oldukça uygun. Bu da bence yerinde bir seçim olmuş. Beşinci oyunumuz Square Valley. Dik olarak oynanan ve mantık olarak oldukça güzel bir oyun. Bu oyunda bir vadi ruhuyuz. Amacımız ise toplumu mutluluk içinde yaşatacak bir şehir yaratmak. Karol... O sistemi haritaya sahip ve bölüm bölüm ilerliyor. Toplam 45 bölümden oluşan oyunda her karoya öyle bir yerleşim yapmanız lazım ki vatandaşlar memnun kalsın hem de yapıların birbiriyle bağlantısı bozulmasın. Bu da yerinde bir seçim olmuş çünkü bu gibi bulmaca oyunları bence insanların zekasını da geliştiriyor. Altıncı oyunumuz Dediş 3 Haziran ayının öne çıkan yeni indi oyunu. Dediş serisini bilenler vardır mutlaka platform bulmaca oyunları arasında çok sevilir ve bence üçüncü oyunu da en iyisi olmuş. Bölüm tasarımları karşımıza gelen bulmacalar ve zorluk seviyesi bir şekilde kendini oynattırıyor. Bu oyunu da bence deneyebilirsiniz. Son olarak da Google Play tarafından Haziran ayının en iyisi Hotlap League Racing Mania seçildi. En son yayınladığım yeni mobil oyunlar videosunda 100 TL gibi bir fiyata satılıyordu. Beni aşırı sinirlendirmişti ve sonunda fiyatı güncellemişler. Şu an 15 TL'ye satın alabilirsiniz. Şimdi oldu. 15 TL'ye oynanabilir bir oyun. Araç özelleştirme seçenekleri oldukça iyi durumda. Özellikle uçuk kaçık arcade yarış oyunlarını seviyorsanız şans ve ama araç sürme dinamikleri bence yeterli değil. Online yarış oyunu olmamasına rağmen internet bağlantısı istiyor. Oyunda asıl amacınız oyunu oynayan diğer oyuncuların parkurları tamamlama sürelerini geçmek. Ve bu yüzden hayalet yarış sistemi ve küresel sıralama eklenmiş. Google Play tarafından seçilen ve Mayıs-Haziran listelerinde yer alan ama benim hiç beğenmediğim oyunlar da şu şekilde. Linko Relaxing Club, XS, Lost Yeti, Flexed, A Hero and a Garden HD, It's Still a Space Thing bu oyunların üzerinde de durmak istemedim dostlar. Sevenleri varsa şimdiden özür dilerim. Geldik videonun sonuna. Sizce Google Play tarafından seçilen en iyi oyunlar gerçekten de en iyi oyunlar olabilir mi? Listeye genel itibariyle baktığımızda indie oyunları görüyoruz. Bence indie oyunlar arasında güzel seçimler yapılmış. Google Play Store sene sonu ödülleri haricinde genelde indie oyunlara önem verir. Ve bu bence doğru bir olay. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Bir başka başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.